Değerli izleyicilerimiz, şehirden haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Eskişehir bölgesinden sizlere sesleniyorum ve helvacı sektörü diyoruz efendim ama bildiğiniz helvalara benzemiyor. Hep beraber bütün detayları Mehmet Bey'den alacağız. Kendisi yanımızda. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Bizler deyiz efendim. Misafirperverinizle çok daha iyi olduk. Mehmet Bey kimdir? Sizi biraz tanıyalım. Ne zamandan beri bu sektörün içindeyiz? Ben yaklaşık 12 yıldır bu sektörün içerisindeyim. İşletmemizin sahibi asıl patronumuz Mansur Bey. Kendisi İranlı. Burada yatırımcımız. Ben de bu işletmenin işletme müdürüyüm. 12 yıldır bu sektördeyim. Kahveyle, helvayla ve tatlıyla uğraşıyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz ürünler, kokteyl çeşitlerimiz var, bubble tea çeşitlerimiz var, milkshake çeşitlerimiz var. Ama alışılmamış olaraktan milkshake'lerde crazy shake dediğimiz ürünler var bizde. Yani milkshake'in etrafını çikolatayla süsleyip, yanına dereceler koyup, biraz daha abartıp müşterilerimize ikram ediyoruz. Aslında burada benim de gördüğüm hem kafe konsepti yapmışsınız efendim hem de helvayı olarak yanında ikram ediyorsunuz gibi bir aslında helvacı tabelası adı altında bir kafe sektörü görüyorum ben burada. Kesinlikle öyle. Helvacı tabelamız yazıyor ama asıl bizim işimiz burada kahve, helva ve tatlı. Yani bunu da Eskişehir'de yapan tek kişisiniz. Kesinlikle evet. Helva, tatlı ve kahve olaraktan yani kokteyl olaraktan, kafe shop olaraktan sadece biz varız. Hatta Helvacı Yakup olaraktan da normalde burası bir franchise bir şirket. Biz bir şubesiyiz. Franchise'ların arasında kafe shop olaraktan da sadece biz varız. Diğer hiçbir şubede kahve veya da milkshake çeşitleri bulunmamaktadır. Sadece biz bunları sunabiliyoruz müşterilerimize. Helvanın yanında, içeceklerin yanında ayrıca şu an bizde waffle ikramı da sunuyoruz müşterilerimize. Tostumuz da var ve ilerleyen dönemlerde diğer üçüncü nesil tatlıcılık dediğimiz ürünler de mevcut olacaklar. Bu şekilde kariyerimize devam etmeyi düşünüyoruz. Peki bu sektörde çok siz kendiniz eskisiniz ama isim olarak daha yeniyiz burada. Bunun ilerleyen zamanlardaki hedefleriniz nelerdir burası için? İlerleyen zamanlardaki hedeflerimiz için önce bu şubeyi canlandırıp daha sonrası için şube sayısını çoğaltmak. Menü yelpazemizi genişletmek. Yani daha çok böyle bulunduğumuz yerdeki insanların taleplerine göre isteklerini karşılamak. Peki efendim sözü ben kendimizi şimdi kafemizi gezdirerek ekranlara bırakıyorum. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.